Bilinen ismimle Selim Küçük. Resmi olarak Ayhan Küçük. 49 yıldır da keçi gidiyor. Dede mesleği. Dede mesleği. Güzel abi. Başta ek iş olarak meyvecilik yapıyoruz. Meyve bahçelerimiz de var. Burada 20 hayvan var. Daha önceden 100'e kadar çıktı olmuştu. Sizlere... Tarım faaliyetleri daha fazla olunca bunları azaltmak zorunda kaldık. Keçi bizim ilk işimiz zaten. Bakıl keçisi. Bunları biz içinde sütlerine iniye iniye en eğlenceli, en verimlilerini bıraktık. 1 kilo akşam, 2 kilo sabah, 2 kilo civarı süt veriyor. Peynir müşterimiz de var. Vallahi memnunuz. İşte bize artık yetiyor. Şu anda 300 lira veriyoruz. 300 lira veriyoruz. Yani sipariş üzerine yapıyoruz. Hı. Mesela bugün gezdin geldin değil mi? 2 saat sabahleyin geldiriyoruz. 2 saat, 3 saat akşam üstü geldiriyoruz. Öyle devamlı bayırız ederiz. Hem hayvanlar şöyle bir gezdiği zaman gözleri, gönlü açılıyor. Burada 11 olak kaldı geri. Akşam da 7-8 bin sattık. 2,5 civarında belki. Olak iş değil ama bu keçilikte de peynir değil mi? Bunun sürü daha iyi. Yani. Mesela çok otomatikte bakarsın, olakı 20 kilo olak yaparsın. 250'den kesiyorlarmış. O zaman ne olur? 5 bin lira gelir olak. He, ama daha ufak da 10 kilo civarındaydı. 2,5 lira mı? 2,5 lira demek. Bakarsan kazanırsın, bakmazsan. İşte alışkan oldu. 49 yıldır kendi işimiz olduğundan satamıyoruz. Elimiz varmadığından. Yani sen buna tamamen azalsan abi, bitirsen, yani sabahleyin kalkınca sanki böyle evde bir cenaze çıkmış gibi. Yani boşta kalıyoruz. Bu savaş huzursuz oluyoruz. Peki abi, şu anda mesela sağılır bir keçi, oğlaksız. Fiyatı ne kadar mesela? Bir keçinin fiyatı şu anda, adam sana gelse, verimkar olsan, kaç paradan gidiyor keçi? 5 lira, 6 lira. En şişesi 7 lira olur. 5, 6, 7 lira civarında değil mi abi? Tamam. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Ben de hani, biz burada çekiyoruz nacizane, hem üreticiye, hem tüketiciye faydamız olsun diye. İnşallah yani öyle bir durum olursa da Manisa'nın Göros ilçesinde biz Boraz Mahallesi'ndeyiz. Dediğim gibi evet. Telefon numaranı yazacağız buraya. Komşu göre bir arkadaş vardı satmış. 10'a 1000 lira vermiş hayvanları. Ama yine oğlaklı vermiş. Ha, oğlaklı. Oğlanın 2 lira 3 lira düştüğü zaman 6'ya. Aynı yere geliyor değil mi abi? Işte. Yani oğlaklı keçi 10 lira. 10 lira. Olaksız yani olaksız 7 lira, 6 lira duruma göre yani keçinin verimine göre değişiyor fiyatı değil mi? Öyle. Evet, selamünaleyküm Selim abi. Aleykümselam. Nasılsın abi, iyisin? Çok şükür, siz nasılsın? Çok şükür abim benim. Bugün yanına ziyarete geldik. Hoş senin geldik. Keçilerini de hoş bulduk. İnşallah izleyicilerimize göstermek istiyoruz. Gösterin. Şimdi sen de ilk defa video çekiyoruz. Evet. Sen kimsin, adın, soyadın, kaç yaşındasın, kaç yıldır çobanlık yapıyorsun, keçi işi yapıyorsun? Böyle bize güzelce anlatırsan. Bilinen isimler Selim Küçük. Resmi olarak Ayhan Küçük. 49 yaşındayım. 49 yıldır da keçi gidiyorum. Çocukluktan, çekirdekten diyorsun yani. Evet, çekirdekten. Baba mesleği. Dede mesleği. Dede mesleği. Güzel abi. Valla işte ek iş olarak meyvecilik yapıyoruz. Bahçelerin var. Meyve bahçelerimiz de var. Manisa'nın Göros ilçesinde, Göros Mahallesi'ndeyiz değil mi abi? Göros Mahallesi'ndeyken bak ediyoruz. Abi, keçilerin güzel maşallah. Kaç tane keçi var abi burada? Burada 20 hayvan var. Daha önceden 100'e kadar çıktı olmuştu. Evet. Biz bunları meyvelere yetişince azaltmak zorunda kaldık. Yani ceviz bahçenin yani, var, kiraz ağaçların var, zeytinler var değil mi abi? Bahçesi var. Bayağı yani tarım faaliyetleri. Tarım faaliyetleri daha fazla olunca bunları azaltmak zorunda kaldık. İşte 20 hayvanla idare ediyoruz. Aslında keçiden memnunsun değil mi abi? Keçi bizim ilk işimiz zaten. Dededen diyorum, yani, babadan kalma. Hiç tamamen da azaltmıyorsun yani. Tamamen kaldırmıyoruz işte. Abi keçilerin verimi nasıl? Memnun musun veriminden? Yani ne cins bir keçi bunlar? Bunlar akıl keçisi. Bunları biz içinde sütlerine iniye iniye en verimlerini bıraktık. Bunlar hayvan başı 1 kilo süt veriyor işte. 1 kilo akşam, 1 kilo sabah, 2 kilo civarı süt veriyor. Peynir müşterimiz de var. Vallahi memnunuz işte. Bize artık yetiyor. Şimdi abi, peynir müşterimiz var dedin ya. Şimdi bu keçilerin peynirlerini şu anda isteyen varsa var mı elinde yoksa var. Elimizde var değil mi? Hı-hı. Kaç paradan veriyoruz Selim abi? Şu anda 300 lira veriyoruz. 300 liradan veriyoruz. Piyasada da öyle zaten abi. Şu anda herkes 300 liraya veriyor. Sipariş üzerine yapıyoruz. Hı.
Keçi başına diyorsun 2 kilo günde, yani sabah akşam olmak üzere peynir sağıyorum diyorsun. Yani 1,5-2 kilo civarında süt çıkıyor. Ya şu anda da yavaş yavaş yerlerde kurumasına rağmen, değil mi? Ha, aynen. Şimdi bunları sayıda mı bakıyorsun yoksa çıkarıyorsun mu? Valla imkanımız olursa çıkarıyoruz. İmkanımız olmazsa burada bakıyoruz. Yani ne gibi mesela? Ne zaman mesela imkanı oluyor? Ne zaman imkanı oluyor? Pazara gidiyoruz. Mesela bir acil işimiz çıktığı zaman burada bakıyoruz. Düğün bayramda burada bakıyoruz. He, anladım. Yani özel günlerde diyorsun yani çıkarmıyoruz diyorsun yani ama. Boşta kaldığımız zaman çıkıp gezdirip geliyoruz. Mesela bugün gezdirdin geldin değil mi? 2 saat sabahleyin gezdiriyoruz. 2 saat 3 saat akşamüstü gezdiriyoruz. Öyle devamlı bayırız ederiz. Yani bu ekonomik olarak da yani bunu gezdirmek ekonomik olarak sana yani cebine kar değil mi? Yani cebimize de kar. Hem hayvanlar şöyle bir gezdiği zaman gözleri, gönlü açılıyor. Stres atıyor. Stresini atıyor. Çok güzel ya. Aynen. Şöyle bir keçiden bir gezen mi Selim abi? Gez. Şöyle bakalım. Evet bakın arkadaşlar. Şimdi Selim abi burada güzel bir saya yapmış. Keçilerini de azaltmış değil mi Selim abi? Azalttık. 25 kadar. Ya abi oğullar ne oldu? Oğulları da akşam verdik götürdüler. Dün akşam mı verdiler abi? Akşam verdik. Abi kaç tane oğlak oldu bu sene? Valla şimdi burada 15 hayvan vardı doğuracak. Evet. 21 oğlak vardı. Evet. Biz bunlara bir hastalık geldi. 10 tanesini öldürdük. He oğlan mı öldü? Oğulları öldürdük. Burada 11 oğlak kaldı geri. Akşam da 7-8'ini sattık. Burada 3 oğlak var şu anda. Tamam. Abi kaç paradan verdin oğlaklara? 2,5 civarında verdik. Ya kaç aylıktı? Valla kaç aylıktı? 4 ay falandı. Yani erkekli dişili geldin değil mi? Erkekli dişili. Bakın arkadaşlar o zaman yani oğlak iş değil ama bu keçilikte peynir değil mi? Bunun sütü daha iyi. Yani sütü daha iyi. Yani normal koyun gibi değil yani bunlar. Hayır, mesela çok otomatikte bakarsın. Oğlakı 20 kilo oğlak yaparsın. 250'den kesiyorlarmış. O zaman ne olur? 5 milyara gelir oğlak. He, ama daha ufaktı. 10 kilo civarındaydı. 2,5 lira mı? 2,5 lira demek. Bakarsan kazanırsın bakmazsan. Tamam. Ya sen daha çok oğlaktan ziyade değil mi? Bunu ben peyniri için diyorsun yani. Bunu bir de hobi için yapıyoruz mesela. Çok para kazanmak için yapmıyoruz. Tamam. Bunu biz işte alışkan olduk. 49 yıldır kendi işimiz olduğundan satamıyoruz. Elimiz varmadığından. İşte kendimizi yemek için. Yani sen bunu tamamen azalsan abi, bitirsen. Yani sabahleyin kalkınca sanki böyle evde bir cenaze çıkmış gibi. Yani boşta kalıyoruz. Bu savaş huzursuz oluyoruz. Aynen abi. Bu eğlence gibi bir şey. Tamam doğru söylüyorsun ya. Kendi işin gücünü arta kalın değil mi? Bunlarla böyle. Kendi işte peynirimizi alıyoruz, sütümüzü, yoğurumuzu alıyoruz. Bol bol yiyorum, içiyorum diyorsun değil mi abi? Peynirin, zeytin de organik. Şöyle daha bayra geziyoruz bundan sayesinde. Aynen. Stresi kısaltıyoruz. Çok güzel abi. İnşallah daha iyi olur ya Selim abi. Şimdi bak yani şöyle. Ya sen aslında bu işi dediğin gibi artık dededen babadan kalma diye devam ettiriyorsun değil mi? Aynen. Çok ağam şağam bir paralar da kazandırmıyor. Yok. 2,5 liradan yani 10 tane olak hiçbir şey abi. 25 lira yani eski paraya göre. Çok keçi ama keçilerin damarı güzel abi. Benim hoşuma gitti. Biz bunlar işte keçe seçe bir ilanı para vermiyoruz. Yaşlıları satıyoruz. He, hem gençleştiriyorum diyor hem de değil mi? Hem daha az ilanı bırakıyoruz. Abi tekesi yok mu lan şu anda içinde? Evet bir ayın birinde az bir şey oldu. Bayır hasta oldu. Öyle ne olduğunu ben de anlayamadım. Şu anda yeni teke alacaksın o zaman öyle mi? Başka teke yapacağız şimdi. Öyle ya. Şimdi bu oğlaklar tekerlik abi. Şu kabaklar değil mi? Şu oğlak tekerlik bıraktı. Bir tane de ileride içinde var. Güzelmiş bu kola. Bunların anası da geçen işi. Annesi bu yerdeki. Sütü bak şeyleri iyi. Bak sana bu kadar da alışkınlığa göre değil mi? Alışkın hayvanlar. Abi hayvan biliyor ya değil mi? Bunlar. İnşallah güzel bir teke olur o da ya. Olur. Seneye tamam. Kaldıktan sonra şey yapar. Bir tane de ileride var. O şeyle alışkın değil mi? Olsun ya o şey değil. Güzelmiş abi. Keçilerin çok güzel. Beğendim. İnşallah. Yani senin telefon numaranı bu videoya yazayım abi. Ben peynir istiyorum diyen olursa ararlarsa peynirde yardımcı olursun değil mi abi? Olur. Elimizden geldi galiba. Geleniz görelim. Çok olur. Yani arta kalan olduktan sonra yani müşteriler kendi müşterilerinden sonra olursa yani sen diyorsun ki aralar söylerse ben özel hani müşteriye özel peynir yapıyoruz diyorsun değil mi? Yapıyoruz. Sen siparişlerle yapıyoruz. Zaten var da şu anda isteyen. Evet. İşte şu anda bir 20-25 kilo sipariş aldık. Bunları yapacağız. Ondan sonra da diyorsun yani aralarsa sıraya alırım diyorsun değil mi abi? Zaten yıllardan beri gelen müşterilerimiz de onlar devamlı bastırıyorlar. Her sene sabit. Sabit. Bunları sağmasına çabuk bitiyordur değil mi abi? Sağması zor oluyor mu? Şimdi çıkarken ikinin sadece 3,5 gibi sağdı. Hı. Aslında sağsam bir daha sağsam olur da şimdi ben akşam oldu diye yarısı bırakıyorum. Peki mesela bu keçinin, şimdi bu keçi sağılmış hali mi böyle?
Abi sağladı. Bu bir saat, iki saat önce sağladı. Ya abi bunu şimdi yine sağlasan dediğin gibi gene bunların hepsi çıkar ya. Çıkar. 5 kilo, 6 kilo daha çıkar. Yani 5-6 kilo daha çıkacak aynı şekilde. Memeleri çünkü hepsine bakıyorum. Hı-hı. Sanki sabahtan beri hiç sağılmamış gibi yani. Hı-hı. Hep. Hı-hı. 41 kere maşallah ya. Abi bak keçiler sağılmış keçi. Şey yani güzel. Süt verimi iyi bunların o zaman abi ya. Maşallah. Çıkıyor yani hayvan başı. Yani. Abi iyi iyi. Yani yerli keçi de daha ne olacak abi değil mi? Mesela bunlar yerli keçi yani. Bunlar hani. Bunlar yerli keçinin gidenmişleri. Gidenmişleri. Şimdi bunlar Selim abi. Yani bu sahnen keçilerinin filan sütlerini pek hani bazıları tutmuyor. Yani ya çok... şimdi ona 7-20 manlara versen bunlar da çıkar aynı şekilde. He anladım. Bunlara baktığım gibi bunlara baksan. Aynen. Mesela vitaminle devamını yapsak. Anladım anladım. Aynı şekilde bunlar da çıkar. 2,5-2,5 çıksa 5 kilo bunlardan çıkar. Daha çıkar değil mi? Ya sen diyorsun ki çok süt çıksın diye değil de daha böyle hani daha böyle organik olsun. Organik olsun. Peynirin de tadına varsın yani, yiyen diyorsun aynen, yani değil mi? Aynen. Maşallah ya. Mesela şu hayvandan 2 kilo sütü radarlıyım. Şu beyazdan değil mi? Şu ikisinden. Şu çok belli ya. İki, bu da öyle, o da ileride burumda. Onlar ikisinden bak. Ben her savaşta birer kilo süt, birer 2 kilo süt. Yani şu memesini yaklaştırıverim dedim. Peki bunların ikisinden 3 kilo süt alıyorum ben. Tabi tabi doğru söylüyorsun ya. Yani hayvanlar bak, şey. Bu ortalama olarak iki şey gibi birer. Tabi 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 ya. Bazısından 3 kilo, bazısından 1,5 kilo değil mi? Ortalaması 2 kilo öldürmüyor diyorum. Ve bu saat şu anda saat 8. 3,5'da sağılmış olan keçiler bunlar değil mi abi? 3,5'da sağladım bunları ben. 4 gibi çıkardım. Geldim. Eyvallah. Geldik. Bak bu sanatçı da en iyi olarak hem de halde güneşte bir yerden şey diyeyim. Uçaymış bu urum, o gilerdeki urum keçinin çıkışı. Abi mesela keçeden bana damızlık ver diyen olursa yani satmak düşünür müsün? Yani 3-5 tane istiyorum diyen olursa. Onlar aralarında çıkarır. Mesela şu bunlar pek hoşuma gitmediler. Bazen şunu hoşuma gitmedi değil de. Bunlar gari ne diyeyim sana fazla geldi zaman. Hı-hı. Mesela hangini gözden hangini çıkarın? Şunu çıkar mesela şu gergeba. Şu, değil mi? Yani onun memeleri çok büyük olmadığı için. Onu tamam. Çıkarın mesela. Ha böyle verebiliriz yani değil mi abi? Zaten ver. Şu akkabak var. İleride bak şu akkabak. Bunun memeleri de biraz daha şey. Anladım. Süt deneyi de meme yapıları biraz daha ötekilere bakınca ufak. Anladım abi. Öyle hoşuma gitti. Peki abi şu anda mesela sağılır bir keçi oğlaksız fiyatı ne kadar mesela bir keçinin fiyatı şu anda adam sana gelse verimkar olsan kaç paradan gidiyor keçi? 5 lira 6 lira en şişesi 7 lira olur. 5 6 7 lira civarında değil mi abi? Tamam abi şimdi şöyle söyleyeyim ben de hani biz burada çekiyoruz nacizane hem üreticiye hem tüketiciye faydamız olsun diye. İnşallah yani öyle bir durum olursa da Manisa'nın Göras ilçesinde biz Göras mahallesindeyiz. Dediğim gibi telefon numaranı yazacağız şimdi buraya. Komşu göre bir arkadaş vardı satmış. Ona 1000 lira vermiş hayvanları. Hı-hı. Ama yine o olaklı vermiş. Ha, olaklı. Olanı 2 lira 3 lira düştüğü zaman 6'ya. Aynı yere geliyor değil mi abi? Işte. Yani olaklı keçi 10 lira. 10 lira. Olaklı yani olaksız 7 lira 6 lira duruma göre yani keçinin verimine göre değişiyor fiyatı değil mi? Öyle. İnşallah arkadaşlar bakın gördüğünüz keçilerimizi abimiz de gelmişken Göras mahallesine ziyaret etmiş olduk. Keçilerini de akşam vakti çekelim diye biraz bekledik. Sizler için arkadaşlar keçiler güzel genç. Peynir ihtiyacınız olursa da ya da dediğimiz gibi abi değil mi? Keçilerden de isteyen olursa da hepsini olmamak kaydıyla aralarından verebiliriz diyorsun. Birkaç tane çıkarabiliriz. İnşallah. Evet arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha farklı başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.